hem örgütlü mücadele, kısa vadeli siyasi mücadele önemli ama aynı zamanda böyle uzun soluklu Alevi hafızasının kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi yönündeki projeler de çok önemli. Çünkü bu kültürel mirasımız hızla yok oluyor, hızla yağmalanıyor. Hakikaten eğer böyle bir şey yapılacaksa biz son kuşağız. Bizim bile bunu mükemmelen yapması artık mümkün değil. Dolayısıyla daha uzun soluklu, Aleviliği bütün boyutlarıyla hiçbir şekilde işte şurasını beğenmedim, burasını beğenmedim, şuradan gocunuyorum, buradan gocunuyorum değil. Bütün Alevi geleneğini, tarihini kucaklayacak şekilde bu kültürel mirası, bu hafızayı kayıt altına hızla almamız gerekiyor. Ama bunu da yaparken şeffaf olmamız gerekiyor. Halkın ortak malı haline getirmemiz gerekiyor. Akademisyenlere de tabii bu konuda görev düşüyor ama şunu söyleyeyim. Yani biz akademisyenler olarak şimdi üniversitede görevlerimiz var. Kendi araştırmalarımız var. Ben yıllarca birilerinin bu tip bir çalışmayı yapmasını bekledim açıkçası. Hani bu çalışmayı aman ben yapayım diye hiç istemedim. Tersine ya biri şunu yapsa da hani bu sorumluluktan kurtulsak dedim. Çünkü kolay değil. Çok fazla Alevi köyü var. Geniş bir bölgeden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsini ziyaret etmek, bütün ocaklara ulaşmak, belgelerine ulaşmak, onları taramak bir kişinin de altından kalkabileceği bir proje değil. Dolayısıyla akademisyenlerin de henüz böyle bir projeye kalkışmamış olmasına şaşırmamak gerekiyor. Para gerekiyor, insan kaynağı gerekiyor. Biz de açıkçası şimdi bir başlangıç yapıyoruz. Yani bu kısa sürede bitecek bir şey değil. Bir de bu yazılı belgelerin yanlış kişilerin eline düşmesini engellemek istiyoruz. Yani bu Alevi halkının ortak malı bunlar ve Alevi halkına ait bir projenin bunları kayıt altına alması gerekiyor. Bunun için çabalıyoruz. Alevi örgütlerinin bir şekilde böyle bir projeyi sahiplenip başlatması ama bunun için henüz geç değil. Yani proje teknik şeyini biz temelini oluşturduktan sonra örgütlerin buna sahip çıkması halen mümkün. Ama maalesef şu anda içinde bulunduğumuz durumda Alevi örgütlenmesi tabii ki çok önemli işler başardı ama halen belli bir eşiğe ulaşmadı. Bu tür büyük projelerin altından kalkabilecek seviyeye henüz gelmedik. Bir takım iç bölünmeler var. Bu da hani sorunlar yaratabiliyor. Oysa ben bir akademisyen olarak ve bir Alevi olarak Aleviliği bir bütün olarak tüm boyutlarıyla ben kucaklamak istiyorum ve kayıt altına almak istiyorum. Tabi biliyorsunuz bizim örgütlerimizde bir takım farklı tartışmalar da olabiliyor. Dolayısıyla biz bağımsız işte bir yani ben bağımsız bir akademisyen olarak gönüllü gençlerimizle kendi kuru üniversitemizden teknik destekle bu projenin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Bütün kurumlardan gelecek katkıya açığız. Ama sadece tek bir kurum çatısı altında bunu yapmayı uygun bulmadık. Nasıl katkıda bulunabilirler? Mesela işte haritalandırmada, ziyaretlerin haritalandırılmasında gönüllüler çalışabilir. Bize lokasyonlarını yollayabilirler. Ziyaretlerle, köylerle ilgili bilgi derleyebilirler. Dede ocaklarına ait belgeler, yazmalar varsa bu belgelerin, yazmaların tespit edilmesi ve bunların kayıt altına alınması için bizlerle temas etmesi, bu tip konularda da onlardan tabii ki katkılara açığız. Şimdi bakın yani burada o kadar önemli sorular var ki. Şimdi yıllarca Alevilere şey dendi. İşte Aleviler, Alevilik göçebelere özgü bir inançtır. Sözlü kültüre dayalıdır sadece. Yani burada verilmek istenen bir mesaj vardı. Yani Aleviler cahil olduğu için Alevi. Okuma yazma bilmezler. Aslında o kadar saçma bir iddia ki bu. Anadolu, Mezopotamya gibi yazının beşiği olan bir yerde hangi toplum, adada mı yaşıyoruz biz, nasıl yazıya kayıtsız kalabiliriz? Bizim dedelerin çok önemli yazmaları var, not defterleri var, belgeleri var ama bizi sürekli olarak sizin yazılı kaynaklarınız yok sizin diye ve devletin çeşitli kurumları bu yazmaları, bu belgeleri topladı. Bunlar çok değerli, kıymetli tarihi belgeler. Yüzlerce yıl geriye giden tarihi belgeler. Maalesef bunların bazen artık ulaşamıyoruz. Şimdi bizim örgütlerimizde şöyle bir kaygı da vardı. Hani bunlar Arapça, işte İslami şeyler geçiyor içinde. Acaba biz asimile olur muyuz? Aslında bu çok yanlış bir tutumdu. Çünkü biz böylece o kültürel mirasımızı hediye ettik.
işte ilahiyatçılara, işte Aleviliği manipüle edip başka türlü sunmak isteyenlere, yani deve kuşu gibi birazcık kafamızı kuma gömdük. Oysa yapılması gereken Alevilerin kendilerinin bu kaynakları okuyup, anlayıp, kendi öğrencilerini yetiştirip Alevice yorumlamaları önemliydi. Yani bir Virani'nin eserinden niye kaçarız ki biz? Yani Arap harfli yazılmış diye bundan rahatsız olmak komik bir şey. Çünkü o dönemde herkes Arap harfleriyle yazıyor. Hristiyan Araplar da Arap harfleriyle yazıyorlar. Biz orada bir hata yaptık. Kendimizi bir takım fantastik tarihi kurgulara bağlamaya çalıştık. Sanki Alevilik bağımsız bir inanç olacaksa fantastik bir takım kurgular gerekliymiş gibi. Hiç alakası yok. Viraniye, Pir Sultan Abdal'a, Şah Hatayi'ye, Kerbela'ya sahip çıkarak da biz bağımsızlığımızı koruyabiliriz. Aslında tam o zaman koruyabiliriz. Aksi takdirde bütün mirasımızı reddetmiş oluruz. Altımızı, kendi altımızı oymuş oluruz. Ve bu mirasımızı bu insanlara hediye etmiş oluruz. Yani bunu yapmamalıyız. Şimdi kendi kaynaklarını Alevilerin kendileri kayıt altına almalı, muhafaza etmeli. Kendi gençlerini yetiştirip bunların Alevice anlaşılması ve yorumlanmasına imkan tanımalı. Yoksa bunları ilahiyatçılara ya da Aleviliği asimile etmek isteyenlere hediye ederek biz sadece Aleviliğe zarar veriyoruz. Foto çekecek.